Radyo'dan merhaba. Özel bir yayınla karşınızdayız bugün. Malum korona günlerindeyiz. Hepimiz evlerimizdeyiz ve bu evden yayında özel bir konuğumuz olacak bugün. Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem'le canlı yayında birlikte olacağız. Embursa.com yazarları sorularını yöneltecekler. Sayın Başkan'dan da yanıtlarını bekleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Embursa.com yayınına Sayın Erdem. Çok teşekkürler Sayın Kaptan. Hoş bulduk. Embursa seyircilerine ben de iyi ve sağlıklı günler diliyorum sizlerin sayesinde. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İzninizle yayına tam olarak başlamadan önce ben genel durumu aktarmak istiyorum. Şu aralar bunu bir anlamda gelenek haline de getirdik. Hep böyle yapıyoruz bütün yayınlarda. Malum bütün dünyanın uğraştığı, bütün dünyanın sorunu haline gelen bir salgından söz ediyoruz ve anlık rakamları vermek istiyorum. Dünya genelinde maalesef sayı giderek artıyor. 1.360.039'a ulaşmış vaka sayısı, 75.000'i aşmış durumda can kaybı sayısı ve maalesef Türkiye'de de rakamlar yukarıya doğru bir ivme halinde. 30.000'i aşmış durumda vaka sayısı ve 649 can kaybı var Türkiye'de. Şimdi ben ilk olarak şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şu anda Bursalılar, Nilüferliler Embursa.com aracılığıyla sizi konutunuzdan, evinizden izliyorlar. Bildiğimiz kadarıyla esnek bir çalışma mesaisi içerisindesiniz. Aslında da. Sorum iki yönlü bir soru. Bireysel olarak bu olumsuzluktan, salgından etkilenmemek için, kendinizi korumak için neler yapıyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi, Nilüfer Belediyesi'nde ne tür önlemler aldınız? Sadece belediye içi, belediye personeline ve belediyenin ziyaretçilerine yönelik olarak soruyorum bu soruyu. Buyurun efendim. Evet, tabii bu koronavirüsü bütün dünyanın şu anda gündemine olan ve bütün dünyamızı sarmış olan bir virüs. Bununla mücadele etmek kapsamında da öncelikle zaten Türkiye'de açıklandığı tarihten itibaren biz Nilüfer Belediyesi olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da hızlandırdık. Öncelikle kendi personelimize farkındalık yaratmak için onları bilgilendirmelerini yaptık. Vatandaşlarımızın nasıl hizmet alabileceklerini, bizim hizmet birimlerimizi nasıl koruyabileceğimizi ile ilgili bir sürü çalışma yaptık. Tabii öncelikle ben bu alanda kendimi de biraz koruma altına almaya çalıştım. Hem yaş itibariyle hem de daha önceki geçirmiş olduğum bazı rahatsızlıklardan dolayı da riskli kesimden yer alıyorum ben de. Ama hemen bir kriz masası oluşturarak orada başkan yardımcıları arkadaşlarımı görevlendirdim. İki başkan yardımcısı arkadaşım ve müdür arkadaşlarım var görevlerinin başında. Sürekli olarak karşılıklı interaktif bir şekilde iletişim kuruyoruz. Hemen hemen iki günde bir ya da her gün birçok kriz masasıyla görüşüyorum. İki günde bir de başkan yardımcılarıyla beraber yine şu anda yapmış olduğumuz gibi bir telekonferans yöntemiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz bir taraftan da. Evet, Nilüfer Belediyesi olarak gerçekten hazırlıklıydık baştan beri. Hızlı bir şekilde çalışmalar yaptık. Zaten yapılması gereken insanların sokağa çıkmamasını sağlayacak yöntemleri geliştirmekti. Bu konuyla ilgili etkinlikleri arttırabilmekti. Biz de bu etkinlikler içerisinde duyurularımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Nilüfer diğer alanlara rağmen oldukça duyarlı bir kesimin de yer aldığı bir ilçemiz olması nedeniyle gerçekten büyük bir kısımda bu tür kurallara uyulduğunu düşünüyorum. Ama tabii insanlar çalışıyorlar. Yani ben de diğer belediye başkanları gibi aslında daha korumalı alanlar yaratılmaya çalışılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bu bir sokağa çıkma yasağı ya da bir kısmi de olsa daha korunmalı bir şekilde bir yasak kapsamı içerisine alınmalıydı diye düşünüyorum açıkçası. Ama tabii bu hem
bizim merkezi hükümetimizin kararı hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu karar. Tabii bilim kurulunun da bunda etkileri vardı bu muhtemelen. Bu çalışmaları bu şekilde yönlendirmeye çalıştılar. Belki ileriki aşamalarda bu söylediğimiz yöntemle koruma amaçlı ilçelerimizde ki zaten illere giriş çıkışlar yasaklandı. Bazı ilçelerde karantina altına alındı. Tamamen insan giriş çıkışı da yasak konumunda. Belki bu tür tedbirler bundan sonraki süreç içerisinde de alınabilir. Tabii bu aşamada çıkan bir sürü gelenek kararnameler var. Biz bu arada Sayın Kaymakamımızla beraber Hırsızlar Kurulu kanalıyla da bir sürü çalışmaları beraber yaptık. Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan bütün genelgeler aynı anda valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından da ilçe belediyelerine de gelerek orada kurullar etrafında kararlar alınıp hemen uygulamaya başlanıldı. Biz de bu uygulamanın içerisinde o sosyal vefa grubu içerisinde zaten belediyemiz de yer alıyor. Ayrıca bizim de vatandaşlarımızla ilgili işte pazar yerleri, dezenfektanla ilgili dezenfeksiyon çalışmalarımızın hızlı bir şekilde sürdürüldü. Sokaklara kadar vardığımız ki uzmanlar çok da önemsemese bile vatandaşlarımızın tabii hem bu virüsün getirmiş olduğu psikoloji nedeniyle bu faaliyetlerde görmek istediklerini algılıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan sokak temizliklerimizi de yapıyoruz. Çöp alımları ve tabii ki bu çöp alanlarının da temizliği ve dezenfektasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Yani yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Şu anda alanda çalışan 1000 personelim var. Bu personelim hem park bahçelerde hem temizlik işlerinde, zabıta, pazar alanları ve yardım 65 yaş üstü vatandaşlarımıza günlük bakım hizmetlerinin yanında bir taraftan da onların alışverişlerini yapmak konusundaki sokağa çıkamadıkları için hizmetlerden de çok ciddi anlamda faydalanıyorlar. Oldukça yoğun bir çalışma içerisinde ama bunları da aşacağımızı, kısa zaman içerisinde de aşacağımızı umut ediyorum. Bu umut içerisinde bütün vatandaşlarımıza tekrar sağlıklı, uzun, güzel günler diliyorum tabii şimdiden. Peki, evet. Şimdi bu yayında enbursa.com yazarları İsmail Keman Kaş, Cennet Yüzer Can Kılıç, Yüksel Baysal, Selahattin Adıgüzeller, Nail Özer ve Burak Demirci ile de birlikteyiz. Onlar da sizlere sorular yöneltecekler. Ben İsmail Keman Kaş'la başlamak istiyorum. Bizim risk grubundaki tek yazarımız kendisi. Buyurun Keman Kaş. Sayın Başkan, iyi günler. İyi günler demek biraz zor ama hakikaten sorunlu günler yaşıyoruz şu anda. İyi günler gelecek İsmail abi, merak etmeyin inşallah. Ben şunu merak ediyorum. Yani bir sorum, tek bir soru gibi ama iki A ve B şıkkı da var. İkisini de kısa kısa da olsa cevaplarsanız sevinirim. Birincisi şu, biliyorsunuz bir tartışma açıldı. Belediye başkanlarının aynı yardımlar yanı sıra nakdi yardım içinde kampanyalar başlatması düşünüldü. Fakat kampanya yarıda kaldı talimat gereği. Yani ya da yasalara dayanarak ya da yasal ya da değil tartışmalarının arasında böyle bir olay yaşadık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu anda yaptığınız nedir? Bu birinci A şıkkım. B şıkkım da şu, önemli. Şu anda siz Bursa'da direkt belediye başkanı olarak belki ilk döneminiz ama sanırım yerel yönetici olarak belediye başkan yardımcılığı, vekilliği, diğer görevler başta olmak üzere en kıdemli yerel yöneticisiniz. Bilemiyorum, yanılıyorsam siz zaten düzeltirsiniz. Bu nedenle şöyle bakmak lazım. Bu salgın sırasında öne çıkan bir olay var. O da halk sağlığı. Halk sağlığı bildiğim kadarıyla geçmişte sizin mottonuzdu. Bunu örnek çalışmalarla da ispatlamıştınız. Bu konuyu İl Pandemi Kurulu en azından değerlendirdi mi? Farkında oldu mu? Mesela birçok bilinmeyen var Bursa için şu anda. Vaka sayısıyla, kaybettiğimiz insanlar sayısıyla ya da pandemi kurulunda, il pandemi kurulunda kimler var, bilim kurulu diyelim ona da bir ölçüde. Bunları da iyi bilmiyoruz. Böyle halk sağlığı konusunda uzman bir temsilcimiz var mı orada? Bunu da merak ediyorum.
kısa kısa da olsa bunlara yanıt verirsiniz, sevinirim. Siz kendiniz de sağlık anlamında bir kurul oluşturdunuz mu? Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu anda Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesine de parmak bastınız. Özellikle bu yardım konusunda. Bu yardım konusu daha Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanmadığı zaman biz aslında bu konuyla ilgili bir çalışmayı başlatmıştık Nilüfer'le. Yani tabii ki nakdi olarak değil ama bir aynı yardım konusunda Ramazan'ın da çok yaklaştığı, bu konuda hayır severlerin de çok yoğun olarak bize başvurmaları neticesinde biz aynı yardımlar konusunda bir çalışma başlattık. Hala da yürütüyoruz. Yani bu bir kampanya gibi yürütmedik ama bize zaten birçok zamanlar içerisinde vatandaşlarımız arıyorlar. Bizim böyle bir şeyimiz ihtiyacınız varsa size derhal işte paket yardım ya da bunun gibi yardımlar yapabiliriz diye biz seve seve alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki zaten Ramazan ve Ramazan'a öncesinde de bu tür yardımların yoğun olarak bize geleceğini açıkçası düşünüyorum. Aslında belediyeler bağış almak konusunda yasanın vermiş olduğu haklardan yararlanabilirler. Bu yasada konmuş. Bu zaten basında da çıktı defalarca yasanın ilgili maddeleri içerisinde yer alan, bağış kabul edebilen, hatta başkan birebir kabul eden bir yapıya sahip. Fakat yani bu yardımların Sayın Cumhurbaşkanımız ya da İçişleri Bakanlığımız tarafından neden yasaklandığı konusunu hala bir anlam veremiyorum. Yani tek elden dağıtılmasıyla hep birlikte bu birlik beraberlik içerisinde bu işi çözebilmenin mantığını, bu ayrıştırma mantığını ben açıkçası anlamıyorum. Yani tam birlik beraberlik olacağımız zamanlar ki özellikle Türk milletinin bu tür durumlarda birlik beraberliğini çok iyi bir şekilde kenetlendiğini ve bir yürek olduğunu ve bir tek vücut olduklarını değişik zamanlarda tarihteki örneklerinde görebiliyoruz. Şimdi de tam bunun verilmesi gereken bir noktadaydık. Hep birlikte yardımlarla, yani bir vatandaşa siz göndermişsiniz yardım ya da ben göndermişim arasında bir fark yok. Yani önemli olan o vatandaşımızı biz bu zor günlerinde bir arada bir yardımlarla beraber ayakta tutabilmek, ailelerin içerisinde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sağlayabilmemiz. Ama dediğim gibi bize göre çok fazla bir değişiklik olmadı. Yani biz bunu yasal olarak yapmamız gerekirken İçişleri Bakanlığı kararnamesi bunu yasaklamış olsa bile sosyal demokrat belediyeler olarak bizler bu tür yardımları şu anda sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Genel Başkanımızın da dediği gibi hiçbir çocuğun yatağına aç girmesini istemiyoruz. Bununla ilgili duyurularımız da sosyal medya üzerinden ve diğer bütün alanlarda duyurularımızı da yaptık. İhtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza biz her şekilde ulaşmaya gayret edeceğiz. Zaten bizim daha önceki zamanlarda da yapmış olduğumuz halk kalk uygulamaları gibi insanlara, yani bu tür çalışmalarımız vardı. Bunlar yasanın bize vermiş olduğu yetkilerdir. Dolayısıyla bu yetkilerimizi bundan sonraki süreç içerisinde de kullanacağız. Halk sağlığı konusuna gelelim. Evet, biz Sayın Mustafa Bozbey döneminde de başlatmış olduğumuz bir çalışma vardı ve gerçekten yoğun olarak bütün Nilüfer'de bu halk sağlığı üzerine çalışmalar yaptık. Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı birimiyle beraber ki orada Sayın Kayhan Pala hocamız, Profesör Doktor Kayhan Pala'nın bize çok önemli katkıları olmuştur. Ona da buradan sizin sayenizde tekrar teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları yaptık ve bizler belediye olarak o dönemlerde reçeteler de yazabiliyorduk. Yani doktorlarımız vardı, reçeteler yazıyorduk, insanları inceliyorduk, köylere gidiyorduk ve bütün alanda bu tür incelemeleri yapıyorduk. Yani birinci basamak sağlık hizmetini sürdürüyorduk Nilüfer Belediyesi olarak ama daha sonra yasa ile beraber bu tür hakları belediyelerin ellerinden alındı. Sonrasında da biliyorsunuz aile sağlığı sistemi getirilerek Bursa'da bunun ilk pilot illerinden biriydi. Böylece bu yaygınlaştığı için bu halk sağlığı ile ilgili çalışmalar bu anlamda tamamlanmış oldu bizim tarafımızdan ama biz hala çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kendi ekibimiz var, ekiplerimiz var, doktor arkadaşlarımız, hemşirelerle beraber. Yine bunun başında Sayın Profesör Doktor Kayhan Pala'nın da önderliğinde ki bu pandemi
kurulu oluşturması konusunda da bizim hem kriz masasında hem de bu konudaki çalışmalarda yine bizim her zaman yardımcımız olan arkadaşımız ki şu anda zaten kriz masasında bir toplantı halindeler. Yine o çalışmaları bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili de bilgileri beraber paylaşıyorlar. Dolayısıyla bu halk sağlığının ne kadar önemli olduğunu toplumumuz herhalde bu salgın neticesinde anladı diye düşünüyorum. Aslında bu salgın bize çok şey öğretti. Birliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu, belki bir arada yaşamanın gerekliliklerini, sağlığımıza ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini, bencillikten ne kadar uzaklaşmamız gerektiğiyle ilgili bir sürü şeyi belki bize öğretti. Ya da bundan sonra eğer umarım bu dersleri buradan çıkartırız ve yeni bir dünya düzeniyle beraber insanların daha kardeşçe, daha barışçı bir şekilde yaşayacakları bir dünyaya kucak açarız diye düşünüyorum. Daha güzel, sağlıklı günler önümüze geldiğin takdirde. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkan'a ve söz sırası Cennet Yüzer Can Kılıç'ta. Cennet Hanım, buyurun Sayın Erdem'e sorunuzu alalım. Teşekkür ederim, sağ ol Esat'cığım. Sayın Başkan, hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Sizinle beraber biz de ilk defa böyle bir evde kal çağrısından dolayı evde program yapıyoruz dijital medyadan. Şimdi Sayın Başkan, dediniz ki biz hazırlıklıydık, önlemlerimizi daha önceden aldık dediniz. Evet, dünya yüzyılda bir gelen böyle bir salgını alışık değil ve böyle bir tecrübesi yok. Hükümetlerin yok, liderlerin yok, devletlerin yok, belediye başkanların yok. Dolayısıyla bu tecrübeyi hep beraber, vatandaşın tabii ki yok, hep beraber yaşıyoruz ve el birliğiyle atlatmaya çalışıyoruz. Siyaset yapılmaması gerektiğine, sözlerinize aynen katılıyorum, altına imzamı atıyorum. Şimdi benim merak ettiğim, belediyelerin dediniz ya hazırlıklıydık daha öncesinden. Yani bu evet 3 ay öncesinde içinde salgın olacağı ve yayılacağı hemen hemen belliydi. Belediyelerin bu anlamda bir salgın, olası salgına karşı bir deprem, depreme her zaman hazırlıklı olalım dediğimiz noktada böyle bir provaları oluyor belediyelerin ve bir altyapı çalışması oluyor. Bir pandemiye karşı, salgın hastalığına karşı belediyelerin daha önce yapmış olduğu bir senaryo, bir çalışma oldu mu, altyapı çalışması? Birinci sorum bu olacak. İkinci sorum gerek hükümet nezdinde gerekse il pandemi kurulu ile beraber koordinasyon uyumu aranızda nasıl gidiyor? Bir koordinasyon eksikliği var mı sizin gözünüze çarpan? Evet, teşekkür ediyorum. Bu tabii salgın şimdiye kadar dünyada çok fazla yani özellikle bizim yaş grubu içerisinde yani bu 1918'li yıllarda sanıyorum ilk çıkan. Daha sonra tabii kuş gribi gibi, domuz gribi gibi vakaların olduğu anlar oldu ama bu denli bütün dünya çapında etkilenen bir salgın haline dönüşmemişti. Fakat tabii söylediğiniz gibi Çin'de başlayan ve bütün dünyaya yayılma hızlı bir şekilde akademisyenlerin de bu şekilde söylemesi sonucunda Türkiye'ye gelebileceğini zaten hepimiz biliyorduk, düşünüyorduk. Yani biz de bu hazırlıklar içerisinde tabii belediyeler olarak bu hazırlıkların neresinde olabiliriz düşündüğünüz zaman işte insanların dezenfektan ihtiyaçları vardır. Bunları temini açısından yapabilirsiniz. İşte bir maske ihtiyacı vardı. Bunları hemen ön hazırlıkları yaparak temin etme noktasında bir çalışma yapabilirsiniz. Bir de insanlara daha bu konuyla ilgili bilinçlendirme üzerine bir çalışma yapabilirsiniz. Geri kalan kısmının büyük bir kısmı zaten işte bilim kurulunun ve Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluk alanında kalan işler. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz çalışmaların büyük bir kısmı da buna göre bir organizasyonla beraber neler yapabiliriz'in senaryosunu hazırlamakta. Bunu daha öncesinden yapmadık ama yani Çin'den çıktıktan sonraki süreç içerisinde bunu sık sık toplantılarımıza tartıştık ve bu konuyla ilgili bir eylem planı hazırladık. Yani yeterli miydi? Değildi. Tabii biz bunu şimdi yaşadığımız zamanlar içerisinde
eksiklerimizi görerek daha hızlı adımlar atmaya çalışıyoruz bir taraftan da. Hepimiz bir şekilde çok da hazırlıklı yakalandığımızı söyleyemeyiz. Çünkü evet, dediğim gibi bazı kararların alınma yetkisi yeterli bizim yerel yönetimler içerisinde değil. Yani sonuçta bir ıssız dağ kurulumuz var mesela kaymakamımızın başkanlığında yapılan. Oradaki kurul içerisindeki alınan kararlar tabii Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımız tarafından gelen genelgelerin ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen genelgelerin uygulanması ve faaliyette geçmesi yönündeki bir çalışmada yerel yönetimlerin çok büyük görevi var gerçekten. Yani şu anda bu tür faaliyetlerin büyük bir kısmını yerel yönetimler sürdürüyorlar. Dolayısıyla yerel yönetimlerin de bu anlamda biraz daha güçlendirilmesi gerektiği konusunda sanıyorum bütün kamuoyu hemfikir. Çünkü bizim operasyon konusunda bizlerin operasyonlar konusunda daha çok yeterliliğimiz var ve kabiliyetimiz var diye düşünüyorum. Yani kamu kurumlarının bu tür kabiliyetleri yok. Yani ne kadar ulaşabilirsiniz insanlara, ne kadar hızlı yayılabilirsiniz ama bizler bölgemizdeki her alana yayılma gibi bu daha önceki yapmış olduğumuz çalışmalardan da bu örneklemelerle yapabiliyoruz. Dolayısıyla belediyeleri daha çok güçlendirerek bu alan içerisinde dahil etmesi gerektiğini düşünüyorum ben merkezi idarelerinde. Dediğim gibi diğer koordinasyon alanlarıyla uyumsuzluk konusunu açıkçası şu ana kadar pek yaşamadık. Yani daha önce bundan yaklaşık işte bu ilk virüsün yaygınlaşmasına başladığında bizim ilk en son yapmış olduğumuz Büyükşehir Meclis toplantısından sonra Sayın Belediye Başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'la beraber bütün ilçe belediye başkanları bir toplantı yaptık. Orada işte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin neler yapabilecekleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Ondan sonra bizim ilçe Hıfzı Sağ Kurulu'ndaki toplantılar hemen hemen her pazartesi günü yapılıyor ve hatta gelen her türlü genelgenin yaygınlaştırması ile ilgili de acil toplantıları da beraberinde yapıyoruz. Ben hepsine katılamıyorum. O görevli olan, kriz merkezinde görevli olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla o Remzi Bey ile Sibel Hanım o toplantıların büyük bir kısmına katılıyorlar ama hepsinden benim bilgim var ve benim imzam da zaten bir taraftan da yaygınlaştırılıyor. Dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir şey yaşamadık. O kurulun içerisinde yer alan işte emniyet güçlerimiz var, diğer sağlık birimindeki arkadaşlarımız var, diğer kamu kurumlarındaki çalışan arkadaşlarımız var. Herkes kendisine düşen görevi bir şekilde yürütüyor. Karşılıklı bir koordinasyon içerisinde bu görevlerin paylaşımını da sağlıyoruz. Şu ana kadar öyle karşı karşıya geldiğimiz bir durum olmadı. Aslında bu belki bu küçük örnek bütün Türkiye'ye de örnek olabilecek bir faaliyetler olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani biz işte merkezi idare derken Sayın Kaymakamımızla ve diğer kamu kurumlarıyla beraber belediye olarak bu tür faaliyetleri yürütüyoruz. Buradaki yardımları da beraber dağıtıyoruz. Yani onlar bir vatandaşla ilgili bir şikayet bize ulaştırdıkları zaman biz gidip oraya erzak paketinden tutun dezenfektan ya da maskeyle ilgili olan ihtiyaçları ya da bunun gibi alışverişle ilgili ihtiyaçları olduğu zaman herhal ulaşabiliyoruz. Onlar da ulaşabiliyorlar. Yani dolayısıyla bu koordinasyonun faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Belki işte dediğim gibi bu daha sonraki süreçte bizlere iyi bir örnek olarak karşımıza çıkacaktır diye de tekrar umut ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Yüksel Baysal, buyurun efendim sorunuzu alalım. Evet, şimdi koronavirüs sonrasında Sayın Başkan da söyledi, yeni bir çağın başlangıcı olacak gibi görünüyor. Tabii çağın başlangıçları şöyle işte 2020 yılında başladı, 2021 yılında bitti şeklinde olmaz. Yani süreç belki 10 yıllarca sürer ama görünen o ki dünya şu konuda net bir noktaya geldi. Amerika, Rusya, Çin, yani bütün süper güçler, gelişmiş ülkelerin sağlık sistemi çöktü. Yani ortada sağlık sistemi yok. Bu bir anlamda aslında neoliberalizm çöktü. Kamucu yönetim ön plana çıkacak. Bakın artık tankların, silahların, topların, füzelerin hiçbirinin bir önemi yok. Yani bir virüs geldi, neredeyse Amerika'yı merkez aldı ve Amerika'yı öldürecek. Kasıp kavuruyor, evet.
ve dünyada 3 milyar insanı eve kapattı. Daha da kapatacak gibi görünüyor. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Görünen o ki önümüzdeki süreçte yeni çağda otoriter yönetimler daha güçlenebilir, bir ihtimal olarak söylüyorum. Neoliberalizm ortadan kalkar. Çünkü şimdi ama bir şey daha öne çıkar. Ne? Tarım. Tarım çok önemli hale gelir. Çünkü insanların bir sağlığı, ikincisi de yiyecekle ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Öyle değil mi Cennet? Doğru. Evet, şimdi Sayın Başkan Nilüfer Belediyesi tarımla ilgili önemli şeyler yaptı aslında. Geçmişte. Hatta bu dönemde bir adım atılacaktı. Bu konuda şu anda son durum nedir? Ne yapmayı düşünüyor? Acaba yani önümüzdeki süreçte kıtlık baş gösterebilecek şekilde dünyada bazı şeyler var, spekülasyonlar var. Bu konuda ne düşünüyor? Evet, gerçekten yeni bir dünya düzeni konusunda hemen hemen birçok uzman ya da işte sizler gibi gazeteci ve aydın insanın bundan sonraki süreçte artık böyle olmayacak, dünya bu şekilde yürümeyecek diye görüşleri var. Bunu tabii yaşayarak göreceğiz süreç içerisinde. Ama gerçekten kamunun ne kadar önemli olduğunu, kamu yatırımlarının ne kadar önemli olduğu şimdi biraz daha fazla ortaya çıkıyor. İşte neoliberalizm. Sayın Başkan, affedersiniz. 1,5 trilyon dolar geçen sene silaha harcanmış. 1,5 evet. Trilyon dolar. Yani bu sağlığa harcanmış olsaydı acaba dünya hazırlıklı yakalanır mıydı? O zamanki dünya düzeni başkaydı Yüksel Bey. Ama bundan sonra aynısı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bundan sonra silaha yapılacak olan yatırımların artık insana ve insan hayatına yönelik olarak yapılacağı konusunda bütün dünya ülkeleri hemfikirde olduğunu düşünüyorum. Ki özellikle Amerika gibi bir devin şu anda bu bir tek virüsle nasıl mücadele ettiğini hepimiz basın üzerinden görebiliyoruz. Gerçekten çok vahim sonuçları beraberinde getiriyor. Tabii bu halk toplulukları açısından da baktığımız zaman da yöneticilere bir uyarı olarak daha sonraki belki bunlar bir seçimle ya da diğer etkinliklerde ya da başka şekildeki itirazlarda karşılarına çıkacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla artık bundan sonraki bakış açılarımızı buna göre değiştirmek gerekiyor. Evet, üretim diyoruz. Evet, üretime yönelik olarak çalışmaları artırmak gerekiyor. Bu bilimsel yöntemlerle tarım, insanların gıdaya ulaşımı, suya ulaşımı konusunda en büyük sıkıntılarımızı bundan sonraki yıllar içerisinde ve yüzyıllar içerisinde de çekebileceğimiz kanaatindeyim. Yani dünyanın bu nüfus yoğunluğu içerisinde gittiğimizde suya olan ihtiyaç ve gıdaya olan ihtiyacın birinci plan olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum. Biz Nilüferli olarak biliyorsunuz bu yılı tarım yılı olarak ilan etmiştik. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz ama tabii bu virüs nedeniyle, salgın nedeniyle biraz askıya almak durumunda kaldık. Ama bir taraftan da o bölgedeki çalışmalarımızı yani Konaklı'daki yapacağımız çalışmaların büyük bir kısmını tamamladık. Projelerini hazırladık. Suyumuzu da çıkarttık hatta. Yani su çıkmaz diyorlardı. Suyu da çıkarttık bilimsel yöntemlerle beraber. Artık orada bu faaliyetleri sürdürebileceğimiz, eğitimleri verebileceğimiz alanı da biraz daha önümüzü görmeye başladıktan sonra hemen yapacağız. Bu tabii bir bilinçlendirme çalışmalarıyla beraber yürüyecek. Bir taraftan biliyorsunuz kent postanlarında yapmış olduğumuz yerli tohum çalışmaları üzerindeki çalışmalarımızı büyük bir kısmını tamamladık. Artık bunları alanda yapmaya başladık ki bu yıl 180 dönüm alan üzerinde buğday ekimi, yerel buğday ekimini de gerçekleştirdik. Sanıyorum işte birkaç ay sonra onların hasatını gerçekleştireceğiz. Ve bunu hem bizim köydeki faaliyet gösteren kadın dernekleri üzerinden onların yerli tohumla beraber unundan ekmek yapmalarını sağladık. Bir taraftan da bu onu bizim kentteki vatandaşlarımıza ulaştırmak konusunda da bir çabamız var şu anda. Onu dediğim gibi önümüzü biraz daha rahat gördüğümüz evlerimizden biraz daha çıkmaya başladığımız zamanlarda daha yaygın olarak sürdüreceğiz. Tabii bizim en büyük şanslılıklarımızdan bir tanesi de yani birinci yılımızı doldurduğumuz bir dönemde böyle bir salgınla karşı karşıya kaldık. Aslında sizlere bu çalışmalarımızı daha rahat bir şekilde sürdürebileceğimiz
bir ortamlar yaratmaktı hedefimiz. Ama kısmet değilmiş. Kısmet belki bundan sonra bu süreci biraz daha rahat hale geldiğimizde, daha sağlıklı günlere ulaştığımızda hep beraber bunları tekrar paylaşma şansına sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, Selahattin Adıgüzel'lerin sorusunu alırken bir beklenti içindeyim. Acaba biraz gülümseyeceğiz mi diye. Ya gülünecek bir ortam şey yapamıyorum sizi sözde. Yani maskemle geldim ben programa. Ya başkan 20 yaş altı şey olması kötü oldu tabii. Yoksa bu programı belediyede çekebilirdik. Evet yani işte Evet, az önce programda değindiğiniz suyun önemine, hafta içinde de bununla ilgili bir tasarrufta çağrısında bulunmuştunuz Bursa'lara sevgili başkan. Evet. Bursa'da bir su sıkıntısı görüyoruz mu ileriye dönük? Bununla ilgili büyükşehirle bir görüşmeniz oldu mu? Onu merak ediyorum. Hayır, bu bundan dolayı değildi. Aslında dediğim gibi az önce de yani suya ve gıdaya ulaşım konusundaki ihtiyaçlarımız bundan sonraki çağlar içerisinde de, zaman içerisinde, yıllar içerisinde de sık sık karşımıza çıkacak. Yani bu konuyla ilgili vatandaşlarımızın bilinçli olması gerekiyor. Hoyrat olmamamız gerekiyor. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz kaynaklardan bir tanesi su. Dolayısıyla bu kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmek için, hoyratça kullanmamak için elimizden ne geliyorsa her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor. Tabii ki temizliğin en önemli olduğu şu günlerde yani 20 saniye diyoruz uzmanlar, ellerimizi yıkayacağız ama 20 saniye boyunca o suyu açık tuttuğumuz zaman işte tükettiğimiz suyun kaynağını sonuçta barajlardan veya yeraltı sularından elde ettiğimiz su kaynaklardan elde ediyoruz. Dolayısıyla biz bunu daha verimli kullanırsak ileriki zamanlar içerisinde çocuklarımızla da ya da bu tür sıkıntılar yaşanabileceği yani iklim değişikliklerinin bu kadar yoğun olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Gerçekten öylesine bir dönemdeyiz ki yani benim yaş grubumdaki insanların herhalde görmediği hiçbir şey kalmadı gibi yani. Hadi belki bir dünya savaşı görmedik ama onu görmedik başkanım yani. Yani bir onları görmedik ama yani onun beraber bir sürü alanda, bir sürü dünyanın birçok yerinde savaşlarla, ölümlerle, evet, depremlerle, felaketlerle, iklim değişiklikleriyle karşılaştığımız çok önemli olayları hep beraber yaşadık ki şimdi bu salgında bunun bir başka bir tabii boyutu. Dolayısıyla bu temizlik varlıklarımızı değerini bilerek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum Selahattin. Dolayısıyla senin de tabii 20 yaşın altında olman nedeniyle sokağa çıkma yasağına uymamandan da dolayısıyla üzüldüm ama hiç almazsa bir dinlenme şansın olacaktır. Peki maske dağıtıyor musun belediye olarak başkanım? Tabii dağıtıyoruz. Sokaktaki vatandaşlarımıza genelde maskesi olmayan pazar yerlerine giden ya da sokakta işte araca binerken olan vatandaşlarımız varsa onlara dağıtıyoruz ama tabii bu da çok sıkıntılı ortamlar. Yani bir dağıtım alanları yaratmak lazım. Bütün zabıtalarımın elinde bununla ilgili şeyler var. Maskeler var. Yani vatandaşlarımız bir zabıtayı gördükleri zaman onlardan temin edebilirler. Pazar girişlerinde zaten hem dezenfektanla beraber maske ve eldiven dağıtımları sürüyor bir taraftan ama tabii vatandaşlarımız da evlerindeki vatandaşlarımız da istiyorlar. Yani takdir edersiniz ki yaklaşık 140 bin hanenin olduğu bir nilüferde yaşıyoruz. Bunları tek tek evlerine bırakmak gerçekten güç. Ama şimdi belki muhtarlıklarla, belki işte bizim kamu kurumlarının içerisinde ya da belediye birimlerinin içerisinde ulaştıkları zaman veya dışarı çıktıklarında ki istemiyoruz dışarı çıkmalarını ama tabii acil olarak çıkmak isteyenler, alışveriş için çıkmak isteyenler ya da iş için çıkmak isteyen vatandaşlarımız oluyordur. Buralardan her alanda temin edebilirler. Ama evlere dağıtmak ciddi sıkıntı tabii bizim için. Buyurun. Başkanım, gerçi arkadaşın hakkını alıyorum da ama maske konusu olduğu için soracaktım. Yeri gelmişken hemen sormak istiyorum. Belediyeler maske dağıtmalı mı sizce? AK Partililer zaten hak alma konusunda uzmandırlar, merak etme sen. Sorun yok yani. Bu çekişmelerinize geldi. Anlamadım Yüksel. Anlamadım. Evet, bu işi siyasete de girmeden
yaparsak şöyle ifade edeyim. Evet, yani şöyle, şundan dolayı Cennet Hanım belediyeler dağıtabilirler. Çünkü temin etmek konusunda daha çabuk hareket etme şansına sahipler. Yani operasyon açısından belediyeler bu konuyla ilgili daha verimli çalışabilirler. Ya vatandaş gidecek, eczaneden isteyecek. Ki eczanelere gittiğiniz zaman eczacılar artık o maskeleri satmıyorlar. Çünkü eskiden 1 liraya satıyorduk. Şimdi 3 liraya elimize geliyor. Bunu 5 liraya ya da 4 liraya vatandaşlara satmak bize doğru gelmiyor bile diyorlar. Dolayısıyla biz bu vatandaşlarımıza daha kolay ulaşabildiğimiz için maske dağıtabiliriz. Çünkü en büyük ihtiyaç şu anda sağlık açısından, birbirimize bu virüsü bulaştırmamız açısından en önemli aradaki engel maskelerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Dokunmayla ilgili bütün her şey sonuçta ve maske ve dokunmayla ilgili. Dolayısıyla belediyeler bunları yapmalı. Belediyeler halk sağlığına önem vermeli ve mutlak surette dağıtmalı. Yani tabii ki dağıtırken de ücretsiz dağıtacak. Yani topu temeli nedir ki? Birçok şeyden kısarak biz bu tür çalışmaları yapabiliriz. Önemli değil. Önemli olan oradaki bir tek insanın bile sağlıklı bir şekilde evine gitmesi ve orada yaşamını sürdürmesi. Toplamda ne kadar dağıttınız bugüne kadar başkan? Biz şu ana kadar temin ettiklerimizde hem sağlıkçılara dağıttık. Sağlıkçılara bir de korunaklı olarak o maskelerden dağıttık. Yani bir sağlık birimleriyle beraber 200-250 bin adet şu anda dağıttık. Her günde alımlarını yapıyoruz. Arkadaşlara da verdim talimatı. Hiçbir şekilde bu konuyla ilgili bir şeyden çekinmeyin. Derhal alımlarınızı yapın ki bugün mesela cezaevi dikim çalışmalarına başlamış. O da sağlık birimlerine veriyormuş. Hemen oradan da temin edebilirsiniz dedim. Yani doğrudan teminlerle her şekilde alabiliyoruz. Öncelikle kimse böyle belediye ya da bende maske yok demesin. Yani herkes taksın. O maskeler de zaten bir defalık kullanılmış. Yani bundan sonra daha da fazla ihtiyacımız olacak. Çünkü virüsün en yaygın olduğu zamanlara giriyoruz. Bundan sonra bir pik yapacak. Ondan sonra umarım düşmeye başlayacak. Dolayısıyla biz bu süreci çok sağlıklı bir şekilde sürdürmeliyiz. Teşekkür ederim Sayın. Evet Nail Özer, başkaları devreye girmeden siz devreye girin. Evet, peki. Sayın Başkan, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi tabii bu biz evdeyiz, bu toplantıyı evden yapıyoruz ama aynı anda da çalışmak zorunda kalan ciddi sayıda Bursalı var, nüfus var, vatandaşlar var. Özellikle toplu iş yerlerinde, fabrikalardaki sağlıklı çalışma koşullarını, denetimi hakkında pandemi kurulu ya da belediyeniz neler yapıyor, ne gibi önlemler alıyor? Bunu merak ettim. Tabii bu toplu çalışılan alanlarla ilgili bizim yapmış olduğumuz bir denetim yok. Orasıyla ilgili dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından, Bilim Kurulu tarafından da yayınlanan önlemler paketi içerisinde her kese görev düşüyor burada. Fabrikalarda sanıyorum yöneticileri vasıtasıyla bu tür önlemleri alıyorlar. Yani şu anda fotoğraflardan da falan da görüyorum. Sosyal medyadan da paylaşılanları görüyorum. Genelde herkes maskesiyle beraber çalışıyor. Tabii çalışmak zorundayız. Bu arada üretmek de zorundayız. Yani tamamen de kapanamıyoruz maalesef. Yani çok zor şartlarda. Bunun ne kadar süreceğini de bilmiyorsunuz. Desek ki 2 hafta hiç çalışmayalım. Evlerimize kalalım, bu işi sonuçlandıracağız. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yani buna bize hiç kimse, bilim adamları da bunun cevabını veremiyor. Dolayısıyla bir taraftan çalışacağız ama önlemleri alarak çalışacağız. Bu virüsün tek önlemi dediğiniz gibi temizlik ve sosyal mesafeyi iyi koruyabilmek. Bunu sağladığımız zaman zaten risklerin büyük bir kısmını indirmiş oluyoruz. Bertaraf ediyoruz. Dolayısıyla bertaraf etmiş oluyoruz. Yani bu şartları uyduğumuz takdirde vatandaşlarımız buna uyarsa zaten yöneticiler de, fabrikadaki yöneticiler de buna göre bir çalışma biçimi oluşturmuşlar. Ama bunu yapmayanlar varsa bunları denetlemekte biz de gelen uyarılar çerçevesinde işte o zaman gerekli tedbirler, emniyet tedbirlerini alma konusunda emniyet müdürlüğüyle, kaymakamımızla beraber çalışmaları yürütüyoruz bir taraftan da. Sayın Başkan, sözü Burak Demirci'ye vereceğim soru sırasını ama onun da izniyle, sizin de izninizle araya girmek istiyorum. Sağlık çalışanları
şu günlerde belki en yüksek risk grubunda olan kişiler ve en çok minnet duyduğumuz insanlar. Ben biliyorum siz bir takım belediye olanaklarını da onları emrine verdiniz. Onun dışında bizatihi Turgay Erdem olarak da bir takım girişimlerde bulundunuz Sayın Adanur'la birlikte. O alandaki çalışmalar ne aşamadadır? Sağlık Müdürlüğü'nden size yeni talepler var mıdır? Bu yurtların tahsisi ya da başka fiziki mekanların tahsisi konusunda? Evet, Sayın Adanur'la beraber bir başlatmış olduğumuz bir çalışma vardı ilk etapta. Çekirge'de bir otelde sağlık çalışanlarının evlerine gitmeden ailelerine bu bulaşma riskini, virüsün bulaşma riskini bertaraf ederek orada yaşamlarını sürmeleri ki bu ihtiyaçlar biraz da onlardan da geldi bize. Orada başlattık. Daha sonra bizim kız yurdumuz vardı. Kız yurdumuzdaki kızlarımızın zaten birçoğu bu karantina önlemleri nedeniyle, okulların kapanması nedeniyle de tekrar memleketlerine döndüler. Biz o yurdumuzda bu konuyla ilgili açtık. Tabipler Odası, Tabip Odası'yla ve Bursa Tabip Odası'yla beraber birlikte onların da talepleri, onlara gelen taleplerin de değerlendirmesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne de gelen taleplerin değerlendirmesi üzerinde bir çalışmayı başlattık. Şu anda yurdumuz da bu alanda faaliyette açık, talep eden doktorlarımız orada en azından dinlenmek için aradaki dinlenmelerini sağlamalarını önemsiyoruz biz de. Bir iki tane daha alanımız var. Onunla ilgili bizim İbrahim Yazıcı Stadı'nda bir tesisimiz vardı. Orası şu anda boş durumda, kapalı durumda. Ama talep geldiği anda orasını da tekrar bu anlamdaki faaliyetlere açabiliriz. Orada da 100-150 kişiyi barındırabilecek otelimiz var. Bu arada eğer bir Sahra Hastanesi gibi kullanılacak alanlar olursa da dedik ki kapalı spor salonlarımız var. O kapalı spor salonlarımızı bu anlamda bir hastane ortamında ya da işte en azından karantina bölgesi gibi kullanabilecekleri üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle bir görüşmelerini bize yaptık, taleplerimizi ilettik. Tabii şu anda ihtiyaç olmadığını söylediler. Olursa bu çalışmalar olacak. Bu arada bazı otellerin de sağlık çalışanlarına açıldığını duyuyorum ben de sosyal medyadan. Bizim öncelikle korumamız gereken sağlıkçılarımız ve belediye çalışanlarımız. Çünkü bunlar hizmetleri sürdürenler. Eğer bu onlardaki bir aksama bizim toplumsal sağlığımızı ciddi anlamda riske sokacaktır. Dolayısıyla bizim vermemiz gereken, toplumsal olarak vermemiz gereken hizmetlerin başında bu sağlıkçılarımıza ve çalışanlarımıza ciddi azami dikkat etmemiz lazım virüsün bulaşmaması için. Evet, Burak Demirci sorunu alalım. Evet, Sayın Başkan, tabii bu süreçte pek çok işletmede kapanmak zorunda kaldı. Özellikle hizmet ve eğlence sektörünün daha yakıcı etkilendiğini, pek çok işletmenin kapandığını biliyoruz. Nilüfer de bu anlamda bu sektörlerin merkezi konumunda, işte oteller, restoranlar, eğlence merkezleri vesaire. Tabii bir takım tedbir paketleri açıklandı ama esnaftan yeni talepler de var bu noktada. Siz bir belediye başkanı olarak Nünüfer'deki esnafın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ya da işletmelerin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorum. Evet, tabii teşekkür ediyorum. Aslında büyük bir esnaf grubumuzdan çok ciddi sıkıntıları var bu salgın nedeniyle. Özellikle yeme içme alanlarındaki ki Nilüfer'de bunların gerçekten merkezleri içerisinde yer alan bir ilçemiz. Ama belediye olarak ne yapabileceğimiz konusunda arkadaşlarla yapıyoruz, tartışmalar yapıyoruz. İşte burada orada çalışanlarla ilgili yapmamız gereken şey var. Yani en azından yani patronlarla ilgili değil ama garson olarak çalışan, temizlikçi olarak çalışan arkadaşlarımızın bize talepleri olduğu takdirde belki daha bunun
bütçesini ayarlamış değiliz. Ancak birçok belediyeden de gelen bu tür iletiler oluyor. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bunun için meclisimizden bir onay almam gerekiyor. Tabii yani bunun çalışmasını şu anda yapıyor arkadaşlarım. Gerekiyorsa bunlara da bir aynı ya da nakdi yardımlar konusundaki hizmetlerimizi bir taraftan sürdüreceğiz. Ama tabii ki öncelikle mesela bugün bir çalışma vardı görüyorum. Daha doğrusu bir haber vardı basında çıkan. Esnafa kredi verirken bankaların yeterli şekilde davranmadığını ve biraz zorluk çıkarttığı ile ilgili eleştiriler vardı. Aslında burada işte devlet olarak ya da özel sektör olarak tam yapmamız gereken şeyleri yapacağız. Belki 2 ay, 3 ay bu insanlarımız sıkıntı çekecekler, ödeme zorluklarına düşecekler ama yani bu 2-3 ay sonra bunun daha verimli bir şekilde karşılığını alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi tam bir birlik beraberlik zamanı. Dolayısıyla bu bankaların da bu vatandaşlarımıza, zor durumda kalan vatandaşlarımıza kredi imkanlarını sağlaması lazım ki önümüzdeki dönemde bu virüsün etkisini azalttığı zamanlardaki işbirliğimizi, beraberliğimizi ve iş durumumuzu daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için belki orada işte merkezi hükümetimizin alması gereken bazı kararlar var. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz açıkçası ama yerel yönetimler olarak bizimki sadece bir küçük dokunuş olarak gerçekleşiyor. Sayın Başkan, takipçilerimizden mesajlar var bu arada. Onları aktarmak isterim. Berat Kandil'inizi kutluyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben de bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin bu mübarek Berat Kandil'ini kutluyorum. Mübarek olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günleri inşallah en kısa zamanda birlikte görürüz diye ifade etmek istiyorum. Evet, Nilüferliler de hem Kandil'inizi kutluyor hem sağlıklı günler diliyorlar. Bir takipçi sorusu benim dikkatimi çekti. Belki bunu biraz açma ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Bu kiralar konusunda daha önce açıklama yapmıştınız. Evet. Belediye ait iş yerlerinin kiralarıyla ilgili. Şimdi bu salgın ortaya çıktıktan sonra bir genelgeyle kapanmak zorunda kalan iş yerleri oldu. Bir de artık iş yapamadığı için ve kendi sağlığını da düşünmek zorunda olduğu için kendi kendine kapatmak zorunda kalan kişiler oldu. İş yeri sahipleri esnaf oldu. Şimdi Nilüfer Belediyesi'nin mülklerinde kiracı olarak bulunan kişilerin tamamı mı sizin bu kira önleminizden faydalanacaklar? Yoksa burada da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi mi söz konusu olacak? Mağduriyet aynı mağduriyet ama nasıl bir çözüm üretebileceksiniz? Tabii doğru. Yani kapanma zorunda olanlardan zaten bu kapalı oldukları süre içerisinde herhangi bir kira alınmayacak. Diğer tarafta tabii açık olsalar dahi iş yapamaz konumunda olan esnafımız için de aynı karar geçerli. Aslında bakarsanız tabii bu bizi de zor durumda bırakan bir süreç ama o vatandaşlarımız bu çalışmıyorsa onlardan kira almak gibi bir hakkımızın olmadığını ben de düşünüyorum. Dolayısıyla açık da olsa, kapalı da olsa bu vatandaşlarımızın hiçbirisinde kira alınmayacaktır. Kapalı oldukları süre içerisinde ya da bu ekonomimizin ya da sosyal hayatımızın biraz canlı hale gelmesine kadar olan zaman süreci içerisinde diye düşünüyorum. Mesela bakın bu konuyla ilgili bir şey de anlatayım ben size. Tabii burada biz belediyeler olarak ciddi bir hak kaybına uğruyoruz. Bir taraftan bakarsanız. Hem bir taraftan sosyal yardımlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan kira gelirlerimizdeki, yani bizim bir kira gelirimiz yaklaşık aylık 1.600.000 lira civarında bir kira gelirimiz var. Yani bundan mahrum oluyoruz. Bununla ilgili İller Bankası'na yazdık daha önce. Paylarımızın kesilmesiyle ilgili en azından bu arada taksitlendirdiğimiz borcu olduğumuz, borcumuzun olan ödemeler var. Geriye ödemelerimiz var. Bunların da en azından birkaç ay daha ertelenmesini ve bizden istememiz kesilmeden bize gönderilmesini ki biz de bu ortamda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edelim diye söyledik.
gerçekten bir kısmını gönderdiler. Ancak mesela iş bazı mesela asfalt gibi, yapım ihaleleri gibi yaptığımız bazı çalışmalarda 4-5 tane projedeki geri ödemeleri kesmediler. Yani onlar da yaklaşık olarak aylık 1.500.000 lira civarında bir bedel tutuyor. Yani bunları da hatta bugün tekrar bir yazıyla ilettik. Dedi ki herhalde sehven yapılmıştır diye. Bunların kesilmemesini, kesilmeden bize gönderilmesi. Çünkü burada da gerçekten yapılması gerekenlerden bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Bu virüs salgını nedeniyle belediyelerin biraz daha güçlendirerek kaynak aktararak çalışmalarını yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi yani opsiyonel olarak ve operasyon olarak en güzel çalışan, bu alanda çalışan yetkili kurum bence belediyelerdir. Dolayısıyla merkezi hükümetimizin bu konuda biraz destekleyici, en azından bu salgını atlatana kadar bir katkı sağlayacağını ümit ediyorum ve talep de ediyorum açıkçası. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saattir yayındayız. Ben yazar arkadaşlarıma, meslektaşlarıma şöyle göz ucuyla bakıyorum. İlave sorusu olan var mı diye. Eğer ilave soru varsa alalım. Sanıyorum Selahattin Bey bir işaret gönderdi. Buyurun. Ben merak ediyorum, sadece meraktan soruyorum. Başkanım bu virüse nasıl bakıyor? Allah'ın bir insanlığa cezası olarak mı yoksa biyolojik bir silah mı? Ne, nasıl bakıyor? Onu çok merak ediyorum. bunu nasıl bakıyorum? Evet, Allah'ın bize bundan sonraki süreçte biraz daha dikkatli olun diye bir uyarısı olarak bakıyorum açıkçası. Bu özel bu berat gününde de belki bunu bu şekilde algılarız. Bundan sonra birbirimize bakarken, birbirimizle karşılaştığımızda, gördüğümüzde, dayanışmamızda, kardeşliğimizde, barışta beraber olmayı dileyerek sürdürmek istiyorum konuşmamı. Artık kavgalardan, savaşlardan arındırılmış bir dünya özlemini bundan sonraki süreçte umarım bu örnekten sonra görürüz. Cennet Hanım, var mı soru? Yok, ben son salgın başladığından beri hakikaten başkanın da söylediği gibi belediyeler, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri çok güzel bir performans sergiliyorlar. Bu sadece bizim Bursa için geçerli değil, takip ettiğim kadarıyla Türkiye'deki yerel yönetimlerin merkezi idareyle aralarındaki uyumla da çok güzel bir çalışma sergiliyorlar ve her daim belediyeler yerel yönetimler olarak sahada birebir vatandaşın adeta emrindeler gece gündüz. Bütün belediye başkanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Sağdan hiçbiri ayrılmıyor yani. Evet, İsmail Kemal Kaş, buyurun. Çok teşekkür ederiz. Benim şöyle bir sorum olacak. Hem ortamdan biraz uzaklaşalım. Salgın ortamından diye düşünüyorum. Başkana şunu hatırlatmak istiyorum. Zaten mutlaka biliyordur. Önümüzde 23 Nisan var. Şartlar çok değişik. Dün, işte önceki gün 6 Nisan'da kutlamalar yapılamadı. Bursa'nın tekrar Osmanlı tarafından ele geçirilmesi Osmanlı günüydü. Ele geçirilmesi demeyelim de fethi diyelim. Fethi değil, evet. Çünkü teslim edildiği için fetih diyemiyorum ben ona. Tarihçilere güvendiğim tarihçilere güvenerek. Fetih yok, sadece su ve yiyecek kanalları kesildiği için teslim edilmiş bir şehirdir. Tabii ki bir işgal yılı. O da bir operasyondur yani. O da bir savaşın farklı bir şeyidir ama basite indirgememek lazım diye düşünüyorum İsmail abi. Tabii herkes kendisi gibi düşünebilir, onu da öyle değerlendirelim. Şunu demek istiyorum, çünkü 8 Temmuz 100. yılını yaşıyoruz. 8 Temmuz 1920'de Bursa işgale uğruyor. Bursa'nın işgali 2 ay 2 günlük bir süreçtir ve bu çok fazla anlatılmış değildir Bursalılara özellikle. Hele Türkiye genelinde hiç yaygın değildir. Sanki burası güllük bir İstanbul, hiçbir şey görmemiş, kendi kendine kendini kurtarmış ya da hiç işgale uğramamış gibi bir kent. Nilüfer Belediyesi'nin bu konuda öncülük yapmasını ben şahsen bekliyorum. Başka bir yerden öyle bir beklentim yok. Olursa da çok sevinirim. Acaba önce bu seneki 23 Nisan ve daha sonra bu 2 yılın değerlendirilmesi konusunda belediye ne tür bir çalışma yapabilir ya da öyle bir düşünceleri yoksa bundan sonra olabilir mi diye onu soracağım.
Evet, teşekkür ediyorum İsmail abi. Gerçekten bu yıl çok anlamlı bir yıl kutlaması olacaktı bizler için de, 23 Nisan. Dün yapmış olduğumuz başkan yardımcıları toplantısında da bu konunun bir gündemimizdeydi. Dülfer Belediyesi olarak gene bir farkındalığını yaratmak istiyoruz açıkçası. İnsanların tabii sokağa çıkmadan etkinliklerimizi yapıp daha farkındalığımızı yapıp hem de kutlamalarımızı yapmak konusunda bir çalışmamız olacak. Onun için işte bu bir şey, arkadaşların bir şeyler yaratması da gerekiyor. Hep beraber düşünüyoruz şu anda. Bu hafta içerisinde bunu somutlaştıracağız sanıyorum. Söylediğiniz gibi Bursa'nın Kurtuluş Savaşı zamanındaki işgal edilme sürecini çok iyi bir şekilde toplumumuza anlatmamız gerekiyor gerçekten. Bu konuda tekrar bir not alalım arkadaşlarla beraber. Bir çalışmamızı bunun üzerinde de yoğunlaştırarak devam edelim. İşte sokağa çıktığımız, sosyal hayatta döndüğümüz zamanlarda artık bu tür kutlamaları ya da bu farkındalığı hep beraber yapacağız diye düşünüyorum. Yani şimdi önümüzü göremiyoruz maalesef. İşte bunun için sadece umut etmekten ve güzel dilekler dilemekten başka yapacak çok fazla bir şeyimiz görünmüyor şu anda. Evet, teşekkürler. Teşekkürler Sayın Başkan. Yüksel Baysal, Dilek ve Temenniler bölümündeyiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan sorularımızı yanıtladığı için. Biz yarın konuşmaya devam edeceğiz çünkü siyasetin programında. Evet. Öyle mi? Benim oraya saklıyorum. Peki, ben yarın koronavirüs olurum kesin. Evet, Nail Özer, Burak Demirci, sizlere de son söz şansı verelim. Nail Bey'in sesi mi yok, bana mı öyle geliyor? Galiba. Evet. Evet, şimdi oldu galiba. Evet, şimdi oldu. Kültür sanat alanında diyorum, merakla beklediğimiz birçok etkinlik organizasyonu da vardı. Muhtemelen de zorunlu olarak ya iptal oldu bunlar ya da ertelendi. Bu tip etkinlikleri herkes evdeyken de bunların online platformunda yapılması gibi bir gündeminiz var mı? Evet, aslında bunlar ilgili çalışmaları bir taraftan yapıyoruz. Tabii etkinliklerimizi iptal etmedik, erteledik. Süreç ne zaman bu konuyla ilgili yürümeye başlar, toplum olarak daha rahat bir hale geleceğiz. Yan yana gelme ihtiyacını duyduğumuz andan itibaren faaliyetlerimizi yine sürdürmeye devam edeceğiz, kültürel faaliyetlerimizi. Ama şu anda tiyatromuzda devam eden bir çalışma var. Sürekli olarak Nilüfer Kent Tiyatrosu adresinden, .com adresinden her gün iki oyunu interaktif olarak seyircilerimize sunuyoruz bir taraftan da. Atölyelerimiz devam ediyor. Yine derslerimiz devam ediyor. Karikatür atölyemiz bir taraftan yine şu andaki gibi interaktif olarak devam ediyor öğretmenlerimiz kanalıyla. Müzik derslerimizde de yine bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Sosyal medya üzerinden çocuklara kitap ve masallar okuyoruz. İşte onların zamanlarını daha iyi verimli geçirmeleri için. Tabii buna benzer daha başka aktiviteleri de arkadaşlarımız yoğun olarak çalışarak faaliyete geçirmeye çalışıyor. Anladığım kadarıyla bu süreci bir şekilde böyle yürüteceğiz biraz daha. Teşekkür ederim. Burak Demirci. Evet, ben de Sayın Başkan'ın bu süreçte sağlık çalışanları ve belediye personelinin kritik öneme sahip olduğu görüşünü paylaşıyorum. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Sayın Başkan'a da yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Burak'cığım. Sağ olun. Evet, Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem yayınımıza konuk oldu. Sayın Başkan, aslında sizinle birlikte biz de enbursa.com olarak bir ilki bugün hayata geçirmiş olduk. Biliyorsunuz çok uzun süre olmadı biz yayın hayatına başlayalı. Ve ilk defa da böyle dijital platform üzerinde herkesin farklı mekanlarda olduğu
bir canlı yayını gerçekleştirmiş olduk. Bakalım önümüzdeki günler, süreçler bize daha neler neler gösterecek. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum beni bugün ağırladığınız için. Öncelikle bu bir ilk olması nedeniyle de, özellikle bugünün özel bir gün Berat Kandili olması nedeniyle de bütün vatandaşlarımızın ben de Berat Kandili'ni kutluyorum. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. En Bursa çalışanlarına da sağlıklar ve başarılar diliyorum. Evet, teşekkürler. Değerli enbursa.com takipçileri, bizler hem enbursa.com sitemiz üzerinden hem sosyal medya hesaplarımız üzerinden bu canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bizi takipte kalın, gelişmeleri bizden izleyin diyoruz. Tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.